everybody, this is Tunguç Academy and I am your English teacher Albert. Arkadaşlar 9. sınıf, 1. dönem, 2. yazılımız, İngilizce yazılımız diyorum ve sayfayı çeviriyorum. Şimdi en önemli sayfa, subject of the second exam, yani ikinci egzemimizin Konularına bir bakacağız arkadaşlar. Diyor ki, Theme 1. Birinci bölümde neler görmüşüz? Story abroad. Yurt dışında bir eğitim aldım. Kendimden geçtim. 2. Theme 2. My environment. Benim çevrem. Bakın arkadaşlar. En önemli başlık benim için. What do we know? Biz ne biliyoruz? Diyor ki. Students will be able to ask and answer about their personal belongings. Yani öğrencilerimiz ne yapabilecekler? Be able to eşittir can. İzleyin şimdi. Sorular soracaklar, cevap verecekler. Ne ile ilgili? Kendi eşyaları ile ilgili. Aşağı bakar mısınız? I, ben, my, benim. He, o, his, onun. She, o, her, onun, erkek kız. We, biz, our, bizim. They, onlar, their, onların. You, sen, your, senin. It, o, its, onun. Arkadaşlar size bir önerimiz var öyle güzel bir kitap göstereceğim ki Picturing Page 86 ve 87 yani Picturing kitabımızda acayip bilgiler sizi bekliyor. Theme 2. Peki sağ tarafa bakalım. Students will be able to eşittir. Students can compare people. insanları karşılaştırabileceksiniz arkadaşlar. Yerler, places and objects ve bir takım nesneler around them kendilerinin çevrelerinde bulunan. Comparatives. Karşılaştırmalar. Hatırlayacaksınız. ER, more than kalıpları. Superlatives yani en, en güzel, en kötü falan gibi. Arkadaşlar yine bir tavsiye gelecek Picturing diye bir kitap. Bekleyin bakalım neler çıkacak ortaya. Sayfamı çevirdim. Diyor ki 3. kısımda Movies, filmler. 4. kısım Human in Nature, doğada insan. Bakalım arkadaşlar. What do we know? Peki biz ne biliyoruz? Ne öğrendik? Students will be able to act out, act out, sahnelemek demek. A dialogue about accepting and refusing an invitation. Mesela öğrenciler ne yapabilecek? Siz ne yapabileceksiniz? Bir diyalog arkadaşlar sahneleyeceksiniz. Bunlarda bir takım davetleri kabul etme, bir takım davetleri reddetme gibi. Let's, the, haydi, shall we, kardeş yapalım mı? How about, hacı buna ne dersin? What about, ya bu nasıl? Sounds great, müthiş geliyor kulağa. Sorry hayır hayır I can't ben bunu yapamam falan gibi. Students will be able to talk about their abilities. Yetenekler hakkında konuşmak istediğimde can, can't kullanacağım. Arkadaşlar Amerikalılar can't diyor bilginiz olsun. İngilizler can't. I can't go. Students will be able to talk about their daily activities. Bakın. Öğrencilerimiz kendi günlük aktiviteleri hakkında. The frequencies of those activities. Ve bu aktivitelerin sıklıkları hakkında şıkır şıkır muhabbet edecekler. Simple present tense. Yani... O şeyi kullanacağız arkadaşlar. Emizar ayıncı always kullanacağız, usually kullanacağız, often kullanacağız, simple şey. Aa pardon özür dilerim bir dakika arkadaşlar. Present continuous tense karıştırdım. Beni hiç duymadınız bir daha alıyorum. Simple present tense geniş zaman kullanacağız. Sıklıkları anlatacağız. Always, usually, often, sometimes ve tabii ki picturing kitabını beklemenizi tavsiye ediyorum. Çevirdim arkadaşlar sayfayı. Diyor ki theme Five inspirational people size ilham veren insanlar arkadaşlar inspirational esenlik veren ilham veren demek Pekala students will be, What do we know biz ne öğrendik Ne biliyoruz şu anda students yani siz will be able to yani can describe bitimleyebileceksiniz Neyi? current actions şu andaki mevcut hareketlerimizi in pictures resimlerin içerisinde göreceğiz ya onları gidiyor geliyor falan işte şimdi az önceki yanlışımı düzeltiyorum present continuous tense yani emizar ayıncıyı burada kullanacağım picturing'de neler göreceğiz var ya çevirdim arkadaşlar hadi birlikte başlayalım en sevdiğim arkadaşlar put the expressions into correct category niye en sevdiğim biliyor musunuz bazen tavsiyede bulunacağım ve bazen bu tavsiyeyi reddedeceğim kabul edeceğim daha doğrusu accept ama bazen de reddedeceğim şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ibare var arkadaşlar. Üçerden paylaştıralım şunları. Arkadaşlar ben size şunu yapalım, bunu yapalım diye bir tavsiyede bulunmak istediğimde önce onları bulalım. Let's ride on a bike. Bakın arkadaşlar. Burada ne var? Mavi ile tavsiye önerilerimizi çizelim. Haydi yarın bisiklet sürerim dostum. B'ye bakıyorum. I'm afraid reddettim. C What about playing chess? Bak olur bu. What about? Yine bir şey de var. Yani öneri getiriyorum. What about playing chess? Satranç oynamaya ne dersin? Yeah, why not? Evet, niye olmasın? Bu kabul var. Bir dakika arkadaşlar. Out loud to. Burada da bir kabul et diyor gibi göründü. But I'm going to... Ama anneme yazma. Why don't we go to the concert on Friday? Hop. Arkadaşlar. A, C ve F gördüğünüz üzere. Gelin yazalım. A, C ve F tamamen öneri yapmak hususunda, öneri sunmak hususunda kullanıldı. Hemen başka bir kalem elime alalım. Mesela bir turuncu kalemimi elime almak istiyorum. Accepting suggestions. Yani gelin tavsiyeleri birlikte kabul edelim arkadaşlar. I'm afraid kabul etmedi. Bakın burada bir kabul ediş var. De. Altını çiziyorum turuncuyla. Hop. Yeah why not? Evet evet niye olmasın adamım? Devam ediyorum. I'd love to, but I'm going to help my mom. Çok isterdim ama gelemem. Burada reddediyor arkadaşlar. Fey zaten yapmışız. That would be fun. Bu çok güzel olacaktır. Bakın burada bir kabul var. Harika. Sounds great. Bakın burada da bir kabul var. He arkadaşlar. Denizli, Giresun, Hatay. Gelin yazalım. Denizli bir kabul Denizli yalnız. Denizli, Giresun, Hatay bunlar kabul etmeler arkadaşlar. O zaman hemen başka bir kalem elime almak istiyorum ve mesela bir yeşil kalem elime alıyorum. Reddedeceğim arkadaşlar. Hazır mıyız? Refusing suggestions. Önerilerin reddedilmesi. Geriye ne kaldı derseniz elimde bir Bursa var, elimde bir Edirne var arkadaşlar. Bir de elimde İstanbul var. Peki hala Gelin birlikte şu reddedişleri yazalım. I am afraid I can't. Ah korkarım size katılamayacağım. Ben bunu yapamam. Efendim I love to. Ya çok arzu ederdim. But I'm going to help my mom. Ama anneme yardım edeceğim. İşte Bursa. işte Edirne. Ve son neydi arkadaşlar? Sorry I can't. Ah çok özür dilerim adam ama size katılamam. Tavsiye yapmak. Daha doğrusu tavsiye öneride bulunmak. O öneriyi accept kabul etmek. O öneriyi reddetmek. Refuse diyorum. Ve arkadaşlar sayfamı çeviriyorum. Şimdi çok güzel bir noktaya parmak basalım. Rewrite. Tekrar yazınız. The sentences with the frequency adverbs. Sıklık zarfları ile cümlelerimizi tekrar yazacağız. Pekala. Kevin is at home in the evening. Kevin akşamları evdedir. Kevin akşamları asla evde değil. Never'ın bir özelliği var. Emizar'ın arkasından gelir. Asla unutmayın. Gelin birlikte yazalım. Kevin kardeşim yazdım. Is never at home asla evde değildir. Akşamları dışarıda fink atıyor. Buyur. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Evening. Come Akşamları asla evde değildir. Allah bilir nerede? İki. The children play football. Çocuklar futbol oynar. İlla never, illa always, illa usually olmak zorunda değil. Every day, every weekend bunlar sıklık ifade edebilir. O zaman böyle bir şey gördüğünüzde arkadaşlar şuraya the children yazıyorum. Bak izle. The children Aynen cümleyi olduğu gibi hiç değiştirmeyin. Futbol, play football dedim. Sadece parantezin içerisinden every weekend'i çıkarttım. Bu kadar basitti. Every weekend aynı zamanda bir zaman zarfıdır. Sıklık zarfı olarak kullanabilir. Çocuklar her hafta sonu futbol oynarlar. Bu kadar basit. Çevirdim. Daha doğrusu çevirdim diyorum. Kalemi değiştirdim. Miley wakes. Arkadaşlar Miley she'dir. Sakın unutmayın. O yüzden geniş zamanda kişi fiilin üstüne es ister. Miley wakes up late. Miley geç uyanır. Her zaman geç uyanır. Daima geç uyanır. Emizar yoksa. Sıklık zarfını. Bakın emizar yoksa. Sıklık zarfını öznenin arkasından kullanın. Hadi birlikte yapıyoruz. Miley miley. Miley always. Her daim. Wake. Aman esi unutmayın. Wakes up Late. Daima geç kalkar Miley bacım. Tom has dinner with, a with his family. Tom ailesiyle birlikte akşam yemeği yer. Bunu sık sık yapıyorsa. Ne dedim? Emizar yoksa. Sıklık zarfını öznenin arkasından getirin. Şuraya Tom'u yazdım. Ve hemen arkasından often dedim. Often da okuyabilirsiniz. Tom often has dinner dedim arkadaşlar. With his family dedim ve sık sık ailesiyle kahvaltı eder. David and Henry. David ve Henry. Arkadaşlar çoğuldur. They go. Mükemmel. To sinema. Onlar sinemaya giderler. O zaman ne sıklıkta gittiklerini usually ile ifade etmek istiyormuşum. Parantez bana öyle söylüyor. David and Henry. Önce öznemi yazdım. Özlemi yazdıktan sonra Henry hemen sıklık zarfım olan usually getiriyorum ve fiili devam ettiriyorum. Go to the cinema. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Çok şey yani genellikle sinemaya giderler. Çevirdim sayfamı. Bakın şimdi. Fill in the blanks with can or cant yapabildiklerimiz ve yapamadıklarımız can ebilmek ya da bunu yapamamak gibi düşünün boşlukları dolduracağım a rabbit arkadaşlar burada fazladan bir t benim gözüme çarptı onu hemen sildim a rabbit can run tavşan koşabilir mi bence koşabilir but hemen bat'ın özelliği neydi bir taraf olumlu bir taraf olumsuz it cant fly ama o uçamaz Beyoncé bir şarkıcı vardı arkadaşlar Beyoncé bu onun biraz daha ak hali. A singer Beyoncé bacım şarkıcıdır. She can o zaman şarkıcı olduğuna göre şarkı söyleyebiliyor. She can sing well çok güzel şarkı söyleyebilir. He is an English teacher. O bir İngilizce öğretmenidir. Evet. He can't teach French. Dolayısıyla o Fransızca öğretemez. George is 15 years old. George kardeşimiz 15 yaşında. Evet. He, ha, 15 yaşındaki arkadaş yasal olarak araba sürebilir mi? E -e. Can't. Süremez arkadaşlar. He can't drive a car. Araba süremez. But, hmm, burası olumsuz. But olumlu ister. But he can ride a bike. Ama o bisiklet sürebilir diyorum ve sayfamı hemen çeviriyorum arkadaşlar. Complete the sentences with Comparative or superlative forms. Dedik ki karşılaştırma yapmak istediğimizde ya da hiçbir şekilde karşılaştırma yapamıyorum çünkü o şey türünün en güzeli ya da en kötüsü. Superlatif. Bakın şimdi. Kural neydi? Karşılaştırmalarda er mor. Superlatifte tek olanda yani est'yi unutmuyorum. Most, the most gibi. Bakın şimdi arkadaşlar benim elimdeki sıfat içerisinde birden fazla ünlü harf barındırıyor ağzımdan çıkarken. Handsome. Ben bunu mor ya da mostla kullanmak zorundayım. Ama karşılaştırma yapıyor yapmıyorum çünkü sadece semden bahsediyorum. O zaman şöyle diyebilir miyim? Sam is the'yı unutmayın enden bahsederken. The most handsome. Gelin yazalım. The most handsome boy in the party. Sam partideki en leziz daha doğrusu en yakışıklı çocuktur. The weather today, the weather yesterday. Bakın burada bir karşılaştırma var arkadaşlar. The weather today is karşılaştırmada bad kötü. Daha kötü derken worse kullanacağım doğru mu? İşte bu kadar. The weather today is worse. Karşılaştırma edatı olan deni. Sakın unutmayın. Than the weather yesterday. Bugünkü hava dünkü havadan daha kötüdür. I am Bakın karşılaştırıyor muyum? Hayır. I am the tallest. Hocam niye most değil söyleyeceğim. Ağzımdan çıkarken sıfat içerisinde bir tane ünlü çıkıyorsa ağzımdan çıkarken est alacak. I am the tallest girl in the class. Sınıftaki en uzun boylu kızım ben. My French is bakın benim Fransızcam senin İngilizcenle karşılaştırılıyor. Cümle olumlu. My French is good. Hayır. Better'a dönecek arkadaşlar. My friend is better. Deni sakın unutmayın. Karşılaştırma edatımız. Better than your English. Benim Fransızcam senin İngilizcenden daha iyidir. İşte bu kadar. Living in a city, living in a village. Karşılaştırma yapacağım. Comparative bir durum söz konusu. Living in a city. Bir şehirde yaşamak. izle. Is. Arkadaşlar. Bakın ağzımdan iki tane ünlü çıkıyor. O yüzden buraya more getirmek zorundayım. Stressfuler diyemezsiniz. Is more stressful. Hemen yazalım. Hop. Is more stressful. Deni unutuyor muyum? Kesinlikle hayır. Than living in a village. Şehirde yaşamak köyde yaşamaktan daha streslidir. İşte bu kadar basit. Hop. çevirdik sayfamızı arkadaşlar. Put the verbs into the correct tense. Doğru tense ile lütfen boşlukları doldurunuz. Present simple. Present simple'da ne vardı arkadaşlar? Verb be vardı. Do does. Or present continuous tense. Present continuous'da ne vardı? Am vardı. Is ve are vardı. Bir de fiilin üstüne aslan gibi ayancı vardı. Hadi bakalım. Sıklık zarfını gördüğüm anda boşluğa bir kalem değiştirelim arkadaşlar. Hemen şöyle daha belirgin bir siyah kalem elimize alalım. Ben diyorum ki şimdi burada the train always Always sıklık zarfını gördüm. Sıklık zarfları bana geniş zaman kullanmayı hop işaret ediyor. The train always leaves. Hocam özür dilerim arkadaşlar bir dakika şunu hemen e olarak düzeltip ondan sonra devam edelim. Neden leaves? Çünkü train tekildir. It always leaves on time. Tren her zaman tam zamanında hareket eder. What's the matter? Şimdi size diyorum ki bak şu anda olan bir olay. What's the matter? Sorun ne? Why are you crying? Neden ağlıyorsun? Çünkü şu anda karşımdaki kişinin ağladığını görüyorum. Crying. Why are you crying? Arkadaşlar şurada you'yu ben unuttum ama aman siz unutmayın. Why are you crying? Bu kadar basit. They. Hop boşluk. Ne kullanmam gerektiğini arıyorum. At the moment. Present continuous tense kullandırır. Emizar ing. Right now, now, at the moment gibi. Şu anda. They aren't. Bakın şimdi. They aren't. Hop. Olumsuz cümle. Nerede? Şu tuyu atalım arkadaşlar bu arada. They aren't. Watch'u yazdığınız anda ING'yi sakın unutmayın. Emizar var çünkü. They aren't watching TV at the moment. Onlar şu sıralar televizyon seyretmiyor. Hadi devam edelim. Bakın şimdi arkadaşlar. He. Ne kullanmam gerektiğini arıyorum very good english belli ki arkadaşlar. Ee, şu anda değil de onun genel özelliğinden bahsediyor gibi görüntü var. Olumsuz bir cümle kurmak istediğimde present simple tense'in yardımcı film fiilleri dudazdı. Do Hadi gelin şuraya dudazda do yazalım da unutmayalım. Evet. He doesn't hop olumsuzluk. Verb bir aynen olduğu gibi kaldı. He doesn't speak very good english. Çok iyi İngilizce konuşmaz. Pekala. Please be quiet. Bakın şu andan bahsediyorum. Şu dakikadan bahsediyorum. Size diyorum ki please be quiet. Çünkü siz bir şey yapıyorsunuz, ben bir şey yapıyorum. I am studying. Study yazdım. Şu anda ders çalışıyorum arkadaşlar. My lesson. I'm studying my lesson. Please be quiet. Geldim buraya. Bakın, kişilerin nerede yaşamlarını sürdüğünü söylemek istediğinizde genellikle geniş zaman kullanmanız tavsiye olunur. Where do they live? Onlar nerede yaşamaktadır? Nerede yaşıyorlar? Nerede yaşarlar? Fark etmez live fiilini gördüğünüzde. Genellikle yaşamak work çalışmak fiilini gördüğünüzde geniş zamanda cümle kurmanızı tavsiye ederim. Listen şuna kulak ver. Dinle. Bakın şu andan bahsediyorum. Şu an Kate bir şey yapıyor olması lazım. Kate is playing the playing music. Şu anda şarkı çalıyor, müzik yapıyor. Harika continuous tense kullandım arkadaşlar. Peki hala Diyorum ki she usually tartışmaya gerek bile yok. Geniş zaman arkadaşlar çünkü usually'yi gördüm. She usually ama go yazıp s vermezsen olmaz. She usually goes to the swimming pool. O genellikle yüzme havuzuna gider. Bakın çok kolay. Sayfamı çevirdim. En sevdiğim hiçbir şey yazmıyorum. Yorulmayacağım. Sadece işaretleyeceğim. Choose, seçiniz. The correct option, doğru olan şıkkı seçiniz. Hadi birlikte seçelim turuncuyla. My uncle is German. Benim amcam Almandır. He, his lives in Berlin. His, my, her, pen, car arkasından arkadaşlar sahiplenilen bir ismi ister. O zaman otomatikman bunu çizdim. Amcam Alman'dır. He lives in Berlin. O Berlin'de yaşar. When do you When do she When does she. Bakın arkadaşlar. Hop ne kadar kolay. When do you play volleyball? Ne zaman voleybol oynarsın? I have got Mr. and Mrs. Brown's address. Şimdi Bay ve Bayan Brown'un adresi bende var. But what is his, what is, their phone number. İki kişiden bahsettiğime göre onların telefon numarası nedir diye sorabilirim. There is, bakın, there's my mother, oradaki benim annem. She is with her, with your best friend. Bak, annemi gösteriyorum, senin arkadaş bak. Arkadaşlar annemden bahsettiğime göre senin diyebilir miyim? She is with a best friend. En iyi arkadaşıyla birlikte. Emily. They go everywhere together. Onlar her yere birlikte giderler. Peki hala devam etmek istiyorum. I have got a black and white cat. Benim siyah beyaz bir kedim var. Hmm. Its name is Hayır. Onun ismi It's name is Smog. Onun ismi Smog'dur. Bitiriyorum. We go to church. Our, our olmaz arkadaşlar. Our car, our house bize ait olan bir şeyi ifade etmek zorunda. We go to church every Sunday. Biz her pazar kiliseye gideriz. Peki yolunuz açık olsun diyorum. Sayfayı çeviriyorum. Arkadaşlar şimdi elimde iki tane tekst var, metin var. Birazdan okuyacağız ve bu metne göre de soruları cevaplayacağız. Şimdi birlikte yola çıkalım. Şöyle. Altını çizerek giderseniz anahtar kelimeler elinizde kalır. Sol tarafı mesela yeşille çizelim. Hello. My name is Karen. Hmm. Bu taraf Karen'in noktası. I am from England. Ben İngilizim. İngiltere'liyim daha doğrusu. I'm a student ve ben bir öğrenciyim. Arkadaşlar ipuçları çiziyorum. I am 21 years old. 21 yaşındayım. And I am single ve ben bekarım. Bakın. Çizerek gidiyorum. I live in an apartment with my parents. Nerede yaşıyorum? Bir apartman dairesinde. I go to university five days a week. Belli ki arkadaşlar kendisi bir üniversite öğrencisi. Haftanın beş günü okula gidiyor. I like going to cinema with my friends on Saturday. Cumartesi günlerinde sinemaya gitmeye bayılıyor arkadaşlarıyla birlikte. I don't like doing sports. Hmm, spor yapmıyor bu kardeşimiz. I have a sister. Bir tane kız kardeşi var. Her name is Miley. Bacısının ismi Miley. I have two brothers. İki tane erkek kardeşi var. They are David and George. Onlar David ve George. Şimdi Karen'i tanıdık. Geldik sağ tarafa. Turuncuyla işaretliyorum. Çizgiler sizi takip, daha doğrusu çizgiler sizi yönlendirecek olan ipuçları. Hi, my name is Luhan. Merhaba ciğerim. Benim ismim Luhan. And I come from China. Ve ben Çin'den geliyorum. Luhan kardeşimizin Çinli olduğunu öğrendik. I'm a businessman. Kendisi bir iş adamı arkadaşlar. I am married. Evliyim. And have two children. İki tane çocuğum var. Tao ve Louis. Ta o erkek çocukmuş, Louis de kız çocukmuş. I live in a small house. Bakın, küçük bir müstakil evde yaşıyorum. In the suburbs, varoşlarda yani e, kenar mahallelerde yaşıyormuş. Öyle bir anlama geliyor arkadaşlar, bilginiz olsun. I take the subway. Metroya biniyorum. Ne için? To work from my Bakın, arkadaşlar işe gitmek için Monday'den pazartesiden cumaya kadar metro ile gidiyor işe bilginiz olsun. Araba kullanmıyor. I like spending time, my time with my friends. Arkadaşlarıyla zaman geçirmekten özellikle hafta sonları bayılıyor, çok memnun. Şimdi ilk soruma bakıyorum. Önce atalım kağıdımıza. Read the text. Text'i okuduk. Right true or false. Ha, TF yapacağız. Luhan is Chinese. Şimdi Luhan'ı turuncuyla çizmiştik. Luhan bir Çinlidir. Doğru mu? Luhan kesinlikle doğru arkadaşlar. O zaman buraya T diyorum. Hop true. Karen is a business woman. Karen bir iş kadınıdır. Hemen Karen'e geldim. Hayır. Onun bir öğrenci olduğunun altını çizmişim. Hemen buraya F false diyorum. Luhan works five days a week. Luhan haftanın beş günü çalışır. Doğru mu bir bakalım. İşe gidiyordu bu adam bir yerlerde. Buyurun beraber bakalım arkadaşlar. Work burada. Ma evet bakın arkadaşlar pazartesiden cumaya kadar bu adam işe gidiyor. Demek ki Luhan için T doğru diyorum. Karen lives in a small house with its parents. Karen ailesiyle birlikte küçük bir e, müstakil evde yaşar. Hemen Karen'in nerede yaşadığına bakalım. E, arkadaşlar Karen apartman dairesinde yaşıyor. Dolayısıyla buraya false yanlış diyorum. Son. Luhan is not a single. Arkadaşlar Bekar ya da evli kelimelerini e ile kullanmayalım. Luhan is not single. Luhan bekar değildir. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Zaten Luhan'ın iki tane çocuğu olduğuna göre bu kardeşimiz kesinlikle evli. Yani buraya t diyorum. Read the texts. Metinleri okuyunuz. And answer the questions. Ve sorulara cevap veriniz. Arkadaşlar diyor ki. Where does Karen live? Hemen Karen'in nerede yaşadığına birlikte bakalım çizmiştik demiştik ki I live in an apartment bir apartman dairesinde yaşamaktayım. O zaman diyeceğim ki Karen lives in an apartment. Gelin yazalım İster Karen yazarım ister she yazarım. Live yazarken geniş zaman ekini unutmam ama. She lives in an apartment. O bir apartman dairesinde yaşar. What does Luhan do? Peki kardeş Luhan ne yapar? Necidir? Luhan'ın işini hemen birlikte bulalım arkadaşlar. Businessman. He is a businessman. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi. İster Luhan yazarım. ister he yazarım. He is a. Neydi arkadaşlar? Businessman yazıyorum. Hop. Businessman. İşte bu kadar basit. Luhan is a businessman. How does Luhan get to work? Peki. Luhan işine nasıl gider? Beraber bakalım arkadaşlar. Bir şeye bakın. I take the subway to work. İşe giderken metroya binerim. O zaman he takes the subway diyebilir miyim? Gelin birlikte yazalım. He takes the subway. Yani bu kardeşim metroya biniyor. To work. İşe giderken metroya biniyor. Bu kadar basit. What does Karen like doing? Peki Karen ne yapmayı seviyor arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Hemen bakalım Karen'in nelerden hoşlandıklarına bakacağız. Şuraları çizmiş olabiliriz. Sim. I like going to the cinema with my friends demişti. O zaman she likes going to the cinema yazmam benim için yeterli olacaktır arkadaşlar. Bakın şimdi. She like'ın üzerine gelmesi gereken esi unutmayın. She likes going to the cinema evet sinema with friends diye tamamlayabiliriz. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş dersimi bitiriyorum ama size göstermek istediğim bir şey var. Şimdi video içerisinde şöyle nefis bir kitaptan bahsedeceğim size. Diyor ki Picturing adı altında bir kitap. Hocam bu bizim ne işimize yarar? Bakın okuldaki bütün konuları ortalama olarak aslında biz aldık. Burada nefis bir şekilde pratik etmenizi sağladık ve işin daha da güzeli. Arka tarafında size bir takım resimlerle bu resimlerin direkt İngilizcelerin olduğu nefis ve buradan yırtılabilen kartlı kitaplar hazırladık. Bitti mi? Bitmedi. Niye biliyor musun? Çünkü bazı arkadaşlarım diyor ki hocam bunları veriyorsunuz ama biz bunların Türkçelerini göremiyoruz. Tabii ki görebiliriz. Neden derseniz daha ilerleyen sayfalarında kitabın çok güzel yeni yırtılan böyle kareler çıkacak. Hemen arkalarını bir çevireceğim ki İngilizce kelimelerle karşı karşıya kalacağım. Yani bütün yıl boyunca yardımcı olacak Picturing kitabını size sunmaktan gurur duydum. Ve sayfamı çevirerek Ödüllü soru ile sizlere sınavda başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.